Kendini tanımayanlar için ben Ümit. Kareköklü ifadelerde çarpma, bölme işlemi, kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi ve çarpımları doğal sayı olan kareköklü ifadeleri bu videoda öğreneceğiz. Ve daha sonra bir tane daha kareköklü ifadelerde konu anlatım videosu çektikten sonra 3 tane de yeni nesil soru çözüm videosu çekeceğim. Halen WhatsApp grubumuzda değilseniz WhatsApp grubumuza gelip açıklamalar kısmındaki linkten canlı derslere takip edebilirsiniz ve soru çözümlerine katılabilirsiniz. Aynı zamanda PDF açıklamalar kısmına bırakıyorum. Haydi başlayalım arkadaşlar. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi yaparken arkadaşlar iki adımda işlemi yapıyoruz. Bu adımlar neler? İlk olarak kareköklü ifadenin dışında, kök dışında ne varsa katsayı varsa katsayılar kendi aralarında çarpılacak. Çarpıldıktan sonra da çarpımın katsayısı olarak yazılacak. Ondan sonra ne yapıyoruz? İkinci adıma geçiyoruz. Bu kez de katsayıları çarptık ya, sıra köklü ifadelere geldi. Köklü ifadeleri de kendi aralarında çarpıyoruz. Tek bir kök altında yazıyoruz. Ne demek istedik? Şuradaki gibi bak. A kök x çarpı b kök y olsun. Bu işlemi yaparken elmalarla elmalar, armutlarla armutlar işleme giriyor değil mi? Bunun için dışarıda olanlarla yani katsayılarla katsayıları A ile B'yi çarpıyorum. A çarpı B bu çarpımın katsayısı oldu. Daha sonrasında kök X ile kök Y'yi çarpıyorum. Tek bir kök çatısı altında kök X Y olmuş oluyor. Geçelim bölme işlemine. Bölme işleminde de aynı şey geçerli. Yine iki adımda hallediyoruz. Önce varsa eğer kök dışındaki ifadeler yani katsayılar kendi aralarında bölme işlemine tabi tutuluyor. Yani bölme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen onun ardından kök içindeki sayılar tek bir kök içine alınarak bölünürler. Yani şurada gördüğümüz gibi AX bölü BY olsun. Burada yine elmayla elma, armutla armut işleme girecek. Yani A'yı B'ye bölüyorum. Bu bölme işleminin katsayısı oldu. Arkasından tek bir kök altında, tek bir kökün çatısının altında kök X bölü kök Y olmuş oluyor. Kök içerisinde X bölü Y yazıyorum ve burada bitiriyorum. Çarpma ve bölme vallahi bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gelin burada bir iki tane örnek yapalım. Burada 3 tane örnek yapacağım. Bolca slide sayfası var arkadaşlar. 30 sayfa. PDF indirdiğinizde siz bolca alıştırma yapın diye fazlaca koydum. Ama bazılarını biz atlayacağız. Şimdi burada ilk işlemimizi yapalım. Ne dedik? Kök dışındaki katsayıları kendi aralarında çarpıyoruz. 3 ile 4'ü çarptım. 12 oldu. Hemen kök işaretini çizdim. Sonra köklü ifadeleri de yani kök 2 ile de kök 3'ü tek bir kökün altında 2 çarpı 3 diye yazdım. Bu ne yaptı? 12 kök 6 yaptı. Farklı bir örnek yapalım. Şuradaki işleme bakın. Şimdi 7 ile 2'yi çarptım. 14 oldu. Sonra kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Bu ne yaptı? Kök 4. Bunu böyle mi bırakacağım? Hayır. Bu 4 dışarı çıkıyor. En sade hale getireceğim. 4 dışarı 2 diye çıktı. Buradaki karekökten kurtulduk. 14 çarpı 2, 28 olmuş oldu. Bir de şuna bakalım. Burada hem çarpma hem de bölme işlemi var arkadaşlar. Pay kısmında bir çarpma işlemi var. İşlemin bütünü de bir bölme işlemi. Çarpma işleminde ne yapacaktık? Katsayıları kendi aralarında çarpıyordum. 7 ile 4'ü çarptım. 28 oldu. Sonra kök 6 ile kök 3'ü çarptım. Kök 18 yaptı. Kök 18'de 9 çarpı 2'den dolayı 3 kök 2 oldu. Buraya da 3 kök 2 yazdım. Bölü dedim 5 kök 2. Şimdi kök 2'ler gitti. 3 çarpı 28 ne yapıyor? 28, 56, 64, 74, 84 yapıyor. 84 bölü 5 oldu işlemin sonucu. Kenar uzunlukları 4 kök 6 birim ve 9 birim olan dikdörtgenin A alanının kenar uzunlukları 6 kök 3 birim ve kök 2 birim olan dikdörtgenin B alanına oranını bulunuz. Yani bize neyi söylemiş? A ile B'yi birbirine bölmüş. A bölü B'yi sormuş bize. Peki arkadaşlar A dediğimiz ne? A dediğimiz buradaki dikdörtgenin alanı. Peki alan neydi? Kısa kenarlı uzun kenarın çarpımı. Kenarları çarpalım. 9 çarpı 4 kök 6. 4 kere 4. 4 kere 9. 36. 36 kök 6 oldu. Bölü dedim. Burada ne yapacağım? B dediğim de bir alan. Yine kenarları çarpıyorum. 6 kök 3 ile kök 2'yi çarptım. Bu da 6 kök 6 yaptı. Bölü 6 kök 6. Kök 6'lar sadeleşti. 36'yı 6'ya böldüm. 6 oldu. Arkadaşlar bunlar alıştırma soruları.
4 tane ya da 5 tane model soru var yeni nesil tarzında. Bir tane Milli Eğitim'in 2018'de sormuş olduğu örnek soru var. Hani bunlar yeni nesil değil diye burun kıvırmayın. Konunun mantığını görmemiz açısından, bu bilgileri nasıl kullanacağımızı anlamamız açısından böyle sorular çözmek zorundayız. Devam edelim. 12 kök 3 birim uzunluğundaki 2 eş ipten birincisi 4 kök 3 birimlik, ikincisi ise 3 kök 3 birimlik parçalara ayrılmıştır. Toplam kaç parça elde edildiğini bulunuz. Bulabilir miyiz? Bence bulabiliriz arkadaşlar. Ne yapacağız? Birinci ipimizin uzunluğu ne kadar? Birinci ipimiz 12 kök 3 birim uzunluğunda. İkinci ipimizin uzunluğu ne kadar? İkinci ipimiz de 12 kök 3 uzunluğunda. Peki ne yapmışız? Birinci ipi 4 kök 3'lük parçalara, eş parçalara ayırmışız. O zaman eş parçalara ayırdıysak 4 kök 3'e böleceğiz. Kök 3'ler gitti. 12'yi 4'e böldüm. 3 oldu. Geldim 12 kök 3'e, ikinci ipe. İkinci ipte ne yapacağım? Burada 3 kök 3 birimlik eşit parçalara ayrılmış. Yani 3 kök 3'e böl demek istiyor. Eş parçalara ayırmak bu demek değil mi? Kök 3'ler gitti. 12'yi 3'e böldüm. 4 parça oldu. 3 parça da birinci ipten geldi. Toplamda 7 parça olmuş oldu. Aşağıdaki mektuplar eşit oldukları posta kutularına atıldıklarında hangi mektup boşta kalır? Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Diyor ki mektupların üzerindeki sayıları en sade hale getir. Getirebildiğin en sade hale getir. En sade hale getirdikten sonra yukarıya bak. Bu yukarıda verilenlerden aşağıda olmayanı işaretle demek istemişler. A şıkkıyla başlayalım. 4 kök 2 ile kök 3 çarparsam, kök 2 ile kök 3 çarptım, kök 6 yaptı. Burası 4 kök 6 oldu. Yukarıda var mı? Var. O zaman Adana olur. Boşta kalmaz. 4 kök 10 bölü 2 kök 5. Arkadaşlar kök 10 dediğimiz kök 5 çarpı kök 2 değil mi? Aşağıda da kök 5 var. Kök 5'ler gitti. 4'ü 2'ye böldüm. 2 yaptı. Ne kaldı? 2 kök 2 kaldı. 2 kök 2 de var yukarıda. O zaman Bursa'da olur. Denizli'ye bakalım. 10 kök 3 bölü 5 kök 6. 10 kök 3 aynen yazıldı. 5 kök 6'yı da 5'i aynen yazdım. Kök 6'yı kök 3 çarpı kök 2 diye yazdım. Kök 3'ler gitti. Geriye ne kaldı? Onu da 5'e böldüm. 2 bölü kök 2 kaldı. Peki burada paydada köklü ifade bırakmayacağım. Burayı kök 2 ile genişlettim. 2 kök 2 bölü 2 oldu. 2'ler sadeleşti. Kök 2 kaldı. Var mı yukarıda? Yok. 30 çıksaydı olurdu. Şansına küssün. Denizli aramızda kalamayacakmış. Devam edelim. Yukarıdaki geometrik şekillerden hangisinin alanı diğer üçünden farklıdır? Hemen alanları tek tek bulalım. Birinci şeklimiz bir üçgen. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yüksekliğimiz kök 2 birim. Peki taban uzunluğumuz 6 kök 2 bölü dedim 2. Burada kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptım. 2 oldu. 2 ile de 2 sadeleşir. Alanı 6 birim kare olmuş oldu. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yandaki ne? Bir dikdörtgen mi, bir kare mi? Kare değil mi? Niye? Çünkü dört kenar da eşitmiş birbirine. Bak burada işaretlemiş. O zaman bir kenarının karesini alacağım. Yani burası ne yaptı? 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi 2, 8 oldu. Buradaki alanımız 8 oldu. Şimdi buradaki dikdörtgenin alanına bakacağım arkadaşlar. Bu bulduğum alan 6 çıkarsa o zaman 8 farklı olandır diyeceğim. 8 çıkarsa da o zaman 6'nın farklı olduğunu söyleyeceğim. Niye? Çünkü diğer üçünden farklıdır demiş. Daireyi bulmama gerek kalmıyor. Hemen bulalım. Kök 2 ile 3 kök 2'yi çarptım. 6 yaptı. 6 yukarıda var. O zaman bu da 6 olmak zorunda. 8 aramızdan ayrıldı, elendi. Bursa seçeneği. X eşittir kök 2, Y eşittir kök 3 ve Z eşittir kök 5 olmak üzere kök 180'in X, Y ve Z türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağım? Bak hemen şuradaki köklü ifadeleri görme. 2 var, 3 var, 5 var. Bunlar nedir? Bunlar asal sayılar değil mi arkadaşlar? Asal sayılar. O zaman şu 180'i ben asal bölenlerine ayırırsam ben bu 180'i x, y, z türünden yazabilirim. Değil mi? Aynen öyle. O zaman 180'i asal bölenlerine ayıralım. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani kök 180 yerine 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 yazdım. Şurada 5 var. Peki burada şu 2'nin üzerindeki 2 ile karekök gitti. 3'ün üzerindeki 2 ile karekök gitti. 2 ile 3 dışarı çıktı. Kök 5 içeride kaldı. Kök 5 dediğimiz neydi? Z'ydi. O zaman şu Z kareleri eledim. Cevap ya Adana ya Bursa. Peki Adana mı Bursa mı? Adana'ya bakın arkadaşlar. X çarpı Y demiş. X dediğimiz kök 2, Y dediğimiz kök 3. Ben 2 ile 3 buldum. Yani kök 2'nin karesini almam lazım. Yani X'in de karesini alacağım.
Kök3'ün karesini aldım. Y'nin de karesini alacağım. Cevabımız Bursa olmuş olacak. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki okuyamadım. Oda kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı 2 kök3 olan fayanslar ile döşeneceksin. Bu iş için kaç fayans gereklidir? Bu soruları nasıl çözecektik arkadaşlar? Önce fayansı döşeyeceğimiz büyük alanı hesaplayacağız. Yani buradaki alanı. Sonra fayanslardan bir tanesinin alanını bulacağız. İkisini birbirine böldüğümüzde de kaç fayans gerekli olduğunu bulmuş olacağız. Odanın alanı 5 kök 48. Kök 48'i de ben 16 çarpı 3 diye yazarım. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 5 çarpı 4 oldu. Kök 3 çarpı 27 de 3 çarpı 9. 9 dışarı 3 diye çıktı. Önünde de bir 3 var. 3 çarpı 3 bölü kök çarpı kök 3 oldu. Bölü. Şimdi ne yapacağım? Yukarıdaki alanı buldum. Aşağıdaki alan ne? 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı. O da 2 kök 3 çarpı kök 3 oldu. Kök 3'ler 3 olur. Yukarıdaki 3'lerden biri gider. Buradaki 4 ile 2 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 kere 5 10 oldu. 3 ile çarptım. 30 oldu. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3 oldu. 3 ile 30'u çarptım. 90 oldu. Geldik kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapmaya arkadaşlar. Kareköklü sayılarda toplama ya da çıkarma işlemi yapılırken sırasıyla 3 işlem 3 adım uygulanır. Önce nereye bakacağız? İşlem kareköklü ifadelerde ise önce kareköke bakacağız. Yani kök içine bakacağız. Kökün içindeki sayılar eşit iseler, birbirlerinin aynı iseler arkadaşlar. Ondan sonra katsayılar arasında toplama ya da çıkartma yapabilirim. Ne demek istiyoruz? Hemen şu örnekten bakalım. A kök x artı b kök x eksi c kök x eşittir dedim. Burada ne oldu bu? Kareköklerin içine baksın. Hepsinde x yazıyor. Aynı mı? Aynı. O zaman bunların arasında bir toplama çıkartma işlemi yapabilirim. Eğer karekökün içerisinde farklı sayılar varsa bunlar arasında işlem yapamam. Mantığını da söyleyeceğim. Şimdi ne yapacağım? Kök x'i yazdım. Sonra bir parantez açtım. Burada bir a var. Burada bir artı b var. Burada da eksi c var. Aha işlemin sonucu bu kadar. Neden böyle oluyor? Hocam şöyle olmuş olsa mesela 2 kök 3 artı 3 kök 2. Hocam 3 var 2 var, iki tarafta da biri köklü öteki değil. Bunları toplasak olmaz mı? Vallahi olmaz. Niye? Şundan dolayı. Mesela ben size sorsam desem ki 2 elma 3 armut daha kaç yapar diye sordum. Cevabınız ne olacaktır? Hocam 3 armut 2 elma yapar değil mi? Tutup da işte 5 elma 5 armut diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Aynı şey bunun için de geçerli. 2 kök 3 dediğimiz nedir? Kök 3'ten 2 tane var demek. Yani 2 elma demekten hiçbir farkı yok arkadaşlar. Elma demiyoruz da kök diyoruz. Bu kadar. Bundan dolayı elma ile armutu toplayamadığımız gibi köklü ifadeler de birbirlerinden farklıysa toplama ve çıkartma işlemi yapamayız diyoruz. Ve yol göstericimize geliyoruz. Yol gösterici hayat kurtaran pratik bilgi anlamında. Az önce söylediğimiz bilgi. Kök içleri aynı olmayan ifadeler çıkarılamaz. Aynı zamanda toplanılamaz. Ne toplama ne çıkarma işlemi yapamam. A B'ye eşit olmalı. Eğer kök A ile kök B'yi topluyorsam A eşittir B olmalı. Eğer bunlar eşit değilse o zaman bu işlemin sonucu aynen böyle kalır. Kök A artı kök B olur. Bir şey daha var. O da ne? A ve B sıfırdan farklı olmalı diyoruz ve devam ediyoruz. Hemen bu örnekleri de yapalım. Kök 20 eksi kök 45 eksi kök 80 işleminin sonucunu bulalım. Bulalım mı? Bulalım. Kök 20 yerine 4 kök 5 yazarım. 4 kök 5 pardon şöyle 4 çarpı 5 yazarım. Eksi kök 45 yerine 9 çarpı 5 yazarım. 80 yerine ise eksi 16 çarpı 5 yazarım. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 kök 5 eksi 9 dışarıya 3 diye çıktı. 3 kök 5 eksi 16 dışarı 4 diye çıktı. 4 kök 5. 3 4 daha 7 ama eksi 7. Burada da artı 2 var. O zaman eksi 5 kök 5 oldu sonucu. Aşağıdakilerinizi size bırakıyorum arkadaşlar. Pratik yapmak isteyenler çözsünler diye bol bol örnek koydum.
Çarpımları doğal sayı olan kareköklü ifadelere. Hocam kareköklü ifade kareköklü kalmayacak mı her zaman? Kalmıyor. Bazen de doğal sayıya dönüşüyor. İki tane kareköklü ifadeyi çarptığımızda sonuç doğal sayı oluyor. Ne demişiz bakalım. İki kareköklü ifadenin çarpımı doğal sayı olabilir. Neden olmasın? Bu durumu sağlayan kareköklü ifadelerin en sade olacak şekilde burada örnekteki gibi m çarpı kök a demişiz. Yazıldıktan sonra kök işleri aynı olmalıdır. Arkadaşlar en sade olacak şekilde derken ne demek istiyor biliyor musunuz? Şu mesela kök 80. Bu kök 80'i böyle bırakma diyor sana. Kök 80 eşittir kök içerisinde 16 çarpı 5. Bu da dışarı 4 diye çıktı. 4 kök 5 oldu. Yani 4 kök 5 yazamadım. Kök 80'e göre daha sade bir görüntü. Bu hale getirdikten sonra mesela m kök a çarpı n kök a işlemi. Bu sefer kök işleri aynıysa kök a'lar ne olacaktır? A diye dışarı çıkacak. M ile de n'i çarptın. İşlemin sonucu m çarpı n çarpı a olmuş oldu. Burada bir yol göstericimiz daha var. Burada da şunu söylüyor. Paydası rasyonel olmayan, karekökten kurtulmayan kesirli ifadelerin paydasını rasyonel yapmak için paydada karekök kalmaması için yani rasyonel ifade dediğimiz irrasyonel olmaması için yani paydada kareköklü ifade kalmaması için ifadenin hem payı hem paydası paydanın köklü olan ifadesiyle genişletilir. Yani bildiğiniz hani paydaları eşitliyoruz ya toplama yaparken rasyonel sayılarda çıkartma yaparken aynı şey hemen örneğimize bakalım. Kök A bölü kök B A bölü kök B örneğini yazmışız. Peki ne yapacağım burada? Bunu ben rasyonel sayıya dönüştürmek, paydayı rasyonel olarak bırakmak istiyorum. Köklü ifadeden kurtulacağım. O zaman burayı kök B ile çarpmam gerekiyor. Kök B ile A'yı da çarpacağım ama sadece paydayı çarpamam. Hem payı hem paydayı çarpıyorum. A kök B bölü kök B ile kök B'yi çarptım. B oldu. Şekildeki gibi 3 basamaklı bir merdivenin basamaklarının boyutları verilmiştir. Buna göre AB uzunluğu artı BC uzunluğu kaç birimdir diye de bizlere sorulmuş. Ne yapacağım arkadaşlar? Önce bir bana sorulanlara bakmalıyım. AB neresi? Aha burası. BC neresi? Burası. O zaman bu verilen şeklin yatay ve dikey uzunluklarını bulmamı istemiş aslında benden. Bulalım. Dikey uzunlukta başlayalım. Dikeyleri tek tek hesaplıyorum. Şurada bir 3 kök 3 var. Yazalım. 3 kök 3 artı diğer dikey burada kök 3 artı kök 3 oldu. Burada da 2 kök 3 var. Artı 2 kök 3. Bu ne yaptı? 3 tane burada, 1 tane burada, 4, 2 tane de burada, 6 kök 3 oldu. Şimdi yatay uzunluklara bakalım. Yatay uzunlukların ilki burada. 2 kök 2 artı 1'i burada 3 kök 2 artı kök 2 de burada. Hepsi bu kadar. Bu ne yaptı? Bu da 3, 2, 5, 6 yaptı. 6 kök 2 oldu. O zaman bu işlemin sonucu ne olmuş oldu? 6 kök 2 artı 6 kök 3 oldu. Bunu daha sade hale getirebiliyorsanız getirin. Çünkü muhtemelen şıklarda en sade haliyle bulacaksınız. Ne yapacağım? 6'lar iki tarafta ortak. O zaman bunları ortak paranteze aldım. 6 parantezinde açtım parantez kök 2 artı kök 3 oldu. Şıklara baktım. 6 parantezinde kök 3 artı kök 2. O zaman Denizli. Doğru cevap oldu. Başka bir yol gösterici. Arkadaşlar bu çok önemli. Bu videoda şu ana kadar söylediğimiz en önemli yol gösterici. Neden? Çünkü çok size inanılmaz pratiklik kazandıracak bir yol gösterici. A ve B pozitif sayılar olmak üzere. Kök A artı kök B parantez içerisinde kök A artı kök B çarpı parantez içerisinde kök A eksi kök B işleminin sonucu. Bakın şimdi burada şunu yapmanız gerekiyor. Kök A ile kök A'yı çarptın. Kök A ile kök B'yi çarptın. Kök B ile kök A'yı çarptın. Kök B ile kök B'yi çarptın. Bir sürü çarpma işlemi var. Sonra bunları çıkartacağınız, toplayacağınız her neyse. Burada bunları yapmamak için arkadaşlar kısa yollar öğrenmeliyiz. Bu işlemin sonucu A eksi B oluyor. Anlaştık mı? Şu işlemin sonucu A eksi B. Bunu ezberleyin. Yukarıdaki şekilde büyük karenin alanı 200 birim kare kesilerek çıkartılan karenin alanı 98 birim karedir. Kalan şeklin iç ve dış çevreleri toplamı kaç birimdir? Ne yapmamı istemiş? İç ve dış çevrelerin toplamını bulmamı istemiş. O zaman
çevreyi bulmak için kenar uzunluklarını bulmalıyım. Kenar uzunluklarını bulabilir miyim? Bulurum. Kare alanlarını vermiş. Bunlar bir de kareymiş. O zaman 200'ü kök içerisine alırsam, yani alanı kök içerisine alırsam kenar uzunluğu çıkacaktı. 200'de 100 çarpı 2 değil mi? O zaman 10 kök 2 oldu. Büyük karemizin bir kenar uzunluğu. Çıkartılan karenin bir kenar uzunluğu ne? Ona bakalım. Bunu da kök içerisine aldım. 49 çarpı 2 bu. Bu da dışarıya 7 diye çıktı. Şurada 7 kök 2 oldu. Şimdi ne yapacağım? Kalan şekil. Bu çıkarttıktan sonra şöyle bir şey çıkacak değil mi? Çıkarttım mesela, şöyle diyelim ki 7 kök 2 böyle. Bunu çıkarttım. Bunun çevresi ne olacak? Bu çıkarttığım kenar uzunluklarından hesaplayacağım. Yani 7 kök 2'den. 4 çarpı 7 kök 2. 4 kere 7 28 kök 2 oldu. Artı bir de büyük dış çevreyi hesaplamamı istemiş. Değil mi? Şurada söylemiş. O da ne? Bir tanesi 10 kök 2'si, 10 kök 2 ise 4 tanesi 40 kök 2 oldu. 40 ile de 28'i topladım. 68 kök 2 oldu. Sevilay her birinin ön yüzünün alanı 60 santimetre kare olan 5 tane daire biçiminde karton kesip merkezlerini işaretlemiş, sonra da bu dairelerden ikisinin üzerine A ve B noktası koymuştur. Sevilay bu kartonları şekil 1'deki gibi A ve B noktaları ile tüm dairelerin merkezleri doğrusal olacak şekilde dizdiğinde AB uzunluğu 2 santimetre olmuştur. Sevilay kartonları şekil 2'deki gibi dizdiğinde A ve B noktaları ile dairelerin merkezleri yine doğrusal olmuştur. Bu durumda AB uzunluğu Y santim olmuştur. Bize neyi sormuşlar? Buna göre X eksi Y'nin en yakın olduğu tam sayı kaçtır? Pi yerine 3 alınız. Pi niye vermiş? Dairenin alanını hesaplayacağım. Alandan nereye gideceğim? Yarıçapı bulacağım. Neden? Yarıçapları toplayıp A, B uzunluklarını bulacağım. Peki alanı ne vermiş? 60 santimetre kare. 60 eşittir. Dairenin alanı neydi? Pi r kare. Pi dediğim 3. 3 çarpı r kare. 3 ile 60 sadeleşti. Burası 20 oldu. R kare ya. R'yi bulmak için kök içerisine aldım. Yani bu ne yaptı? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 yaptı. Peki benim bulduğum ne? Yarıçap. Şurası 2 kök 5 uzunluğunda. Peki burada da bir tane bundan yok mu? Bir yarıçapta sol tarafta. Burası da 2 kök 5. Toplamda 4 kök 5 yaptı. Bir dairenin çapı. Peki kaç daire var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 ile 4 kök 5'i çarparsam 5 çarpı 4 kök 5 20 kök 5 oldu. Bu nedir? X uzunluğu. Şimdi Y'yi bulalım. Bakın ne yapmış? Yarıçap burada 2 kök 5 uzunluğunda. Daireleri birbirlerinin tam ortasına, yarısına kadar üst üste getirmiş. Bir 2 kök 5 burada, 2 kök 5 burada, 2 kök 5 burada. Kaç tane yaptı? 1, 2, 3, 4. 1, 2 kök 5 burada, 5. 2 kök 5 de burada, 6. 6 çarpı 2 kök 5 ne yapıyor? 6 çarpı 2 kök 5, o da 12 kök 5 yaptı. Bunları çıkartalım. X eksi y'yi sormuş bize. X eksi y eşittir 20 kök 5 eksi 12 kök 5. Bu da 8 kök 5 yaptı. Peki bunun en yakın olduğu tam sayı kaçtır diye sormuş. Ne yapacağım? Şu 8'i kökün içerisine bir aldım. 5 çarpı 8, 64 diye girdi, özür dilerim. 64 çarpı 5 oldu. Bu ne yapıyor? 4 kere 5 20, 5 kere 6 30, 32, 320 oldu. Peki arkadaşlar 320'ye en yakın tam kare sayı kaç? 324 değil mi? 324. 324 neyin karesi? 18'in. O zaman bu kök 320 ifadesinin en yakın olduğu tam sayı 18 olmuş olacak. Özgür odasının planını aşağıdaki kareli kağıda çizmiştir. Özgür'ün odasının kısa kenar uzunluğu 22 kök 2 desimetredir. Özgür'ün odasının kısa kenar uzunluğu 22 kök 2 desimetreymiş. Planda yatak, çalışma masası, dolap ve halı dışında kalan kısımların toplam alanı kaç desimetre karedir? Yatak burada, halı burada, dolap burada, çalışma masası burada. Ne yapacağım? Büyük alandan buradaki belirtilen alanların toplamını çıkartacağım. Peki büyük alanı nasıl bulacağım? Şöyle, şurada eş kareler kareli kağıt değil mi? O zaman şu küçük kareler eşit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman bunun bir kenar uzunluğu 22 kök 2 bölü 11'den 2 kök 2 olur.
Peki bir kenar uzunluğu 2 kök 2 ise bunlar kareydi. Ne olacak arkadaşlar? Kare ise alanıza bunun karesini alırsam 8 yapar. Bir tane küçük karenin alanı 8'miş. Burada kaç tane küçük kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 8'den 64 yaptı. Artı geldim halıyı hesaplamaya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 25. 5'e 5. 25 çarpı 8 ne yapıyor? 5 kere 8, 40. 8 kere 2, 16. 20 yaptı. Değil mi? 200 yapıyor. Aynen. Artı 200. Dolabı hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 96 yaptı. Artı yatağı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 8 kere 5, 40. Onu da 8 ile çarparsam 320 yaptı. Toplamı ne yapıyor? 320, 420, 520, 90 daha, 610, 60 daha, 670, 4, 6 daha, 10, 680 oldu. Toplam alan ne kadar? 22 kök 2 idi, bir kenar uzunluğu. Peki diğer taraftaki kenarla hatta öyle yapmayalım. Şöyle bir tanesinin alanını bulduk mu? Bulduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yukarısı da dikey olarak 11'si. 12 çarpı 11 çarpı 8 demeyecek miyim? 8 derim. O zaman ne oldu bu? 12 ile 11'i çarparsam 11 tane 11, 121'si. Bir 11 daha eklersem buna 132 oldu. 132 çarpı 8 eksi 680. Bunun sonucu artık kalsın. Bulmak isteyen bulsun arkadaşlar. Cevap bu. Mantığı bu sorunun. Musa Bey emlakçıya gizerek dikdörtgen biçiminde bir arsa almaya karar vermiştir. Emlakçının arsaların alanına göre satış fiyatı üzerinden yapacağı indirim yüzdelerinin yazılı olduğu tablo ve Musa Bey'in alacağı arsanın ölçüleri aşağıda verilmiştir. Sol taraftaki indirim yüzdeleri tablosu, sağ tarafta da arsanın ölçülerini gösteren şeklimiz. Emlakçı da tüm arsaların indirimden önceki metrekare fiyatı 500 TL olduğuna göre Musa Bey bu arsayı indirimli olarak kaç TL'ye alır? Musa Bey'in kaça alacağını bir bulalım. Bulmak için ne yapacağım? Önce bir şu tabloya bakıyorum. 60 metrekareden az olanlara bu kadar indirim uyguluyor. 60-99 arasına bu kadar. He. Yani önce ben bir arsanın metrekaresini bulacağım ki yüzde kaç indirim uygulandığını bilebileyim. O zaman bir bulalım metrekaresi ne yapıyor? Kenarların çarpımı. 8 kök 2 ile 10 kök 2'yi çarptım. 8 kere 2, 8 kere 10, 80. Kök 2, kök 2 daha 2 yaptı. 160 metrekare oldu. 160 metrekare 100 ile 199 arasında %15 indirim yapılıyormuş. Başlangıçtaki fiyat ne? 500. 500'ün %15'i ne kadar yapıyor? 75 yapıyor. %15 ise 500 de kaçtır? Burası 5 katına çıkmış. O zaman burası da 5 katına çıkacak. 75 lira indirim yapmış oldu. Arsayı kaça alacak peki? Bunu bulmak için de şunu yapacağım. 500 liradan 75'i çıkardım. Metrekaresini 425 liraya alıyormuş. Kaç metre? 160 metre. 160 ile 425'i çarparsak soru çözülmüş olacak. A, B, C ve D birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. Kök içerisinde A kare çarpı B ve A kök B çarpı C kök D eşittir. A çarpı C çarpı kök içerisinde B çarpı D'dir. Aşağıda özdeş kibrit çöpleriyle oluşturulmuş bir şekil verilmiştir. Şekilde ortada oluşan küçük karenin alanı 18 santimetre karedir. Bu kibrit çöplerinin tamamı kullanılarak bir kare oluşturulacaktır. Buna göre oluşturulacak yeni karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Kibrit çöplerinin kalınlığı dikkate alınmayacaktır. Bana ne vermiş? Şurayı vermiş. Bunun alanını vermiş. Burası 18 metrekare. Bu bir kare. O zaman bir kenar uzunluğu kök 18. Yani 3 kök 2 mi yapacak? Aynen öyle. Peki sonra neyi sormuş? Diyor ki buradaki kibrit çöplerinin tamamı kullanılarak yeni bir kare oluşturuluyor. Kaç tane kibrit çöpü var? Sayalım. 1, 2, 3, 4. Sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tanesini kullanarak bir kare oluşturuyorum. Kaça kaç oluyor? 4'e 4. Hiç önemli değil. Direkt 16 çarpı 3 kök 2 dedim. Neden? Çünkü çevreyi sormuş zaten bana. Bir tanesinin uzunluğu bu kadarsa çevrede bunun kaç tane olduğuyla çarpımıdır. O da 48 kök 2 yapar
doğru cevap Denizli olmuş oldu. Geldik videomuzun son sorusuna. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılında sormuş olduğu bir soru. A ve B birer gerçek sayı ve B büyük eşittir 0 olmak üzere. A kök B eşittir kök içerisinde A kare çarpı B'dir. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 cm kare olup dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetre karedir diye sormuşlar. Ne yapmışlar? Başlangıçta bir dikdörtgen varmış. Bunu buradan kesmiş. Aşağıda bir kare, üstte başka bir dikdörtgen elde etmiş. O zaman bu kare ise bunun alanı ne kadardı arkadaşlar? 27 santimetre kareymiş. Peki bir kenarın uzunluğu kök 27, yani 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 oldu. Burası da 3 kök 3, burası da 3 kök 3 oldu. Sonra bir de demiş ki bu alan 27 santimetre kare dikdörtgenin alanının 3 katına eşit. Bunun alanı ne kadar yaptı? 9 oldu. Kök içerisine alırsam hatta kök içerisine almama gerek yok. 9 alan oldu. Ha, bana neyi sormuştu? Kısa kenarı. Uzun kenarı şuradaki dikdörtgen özelliğinden dolayı burası 3 kök 3 ise burası da 3 kök 3. 3 kök x ile 3 ile kısa kenara k diyelim. K'yı çarpmışım. Sonucu 9 bulmuşum. Ne olması lazım? 3 ile 3'ü çarpmam lazım. Kök 3'ü 3'e çevirecek ne vardır? K'nın kök 3 olması lazım. Doğru cevap Denizli olmuş oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.